Merhabalar çok değerli ve saygıdeğer dinleyicilerimiz. İçimizdeki Mucizeyi Keşfet programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz engelli hastalarda ağız ve diş sağlığı. Gerek engelli hastalarda gerek de normal kişilerde ağız ve diş sağlığı ne kadar önemli değil mi? Çünkü bir insanla karşılaştığımız zaman ilk gözümüze çarpan ve ilk dikkatimizi çeken dişleridir değil mi? Bir insanla karşılaştığımız zaman sararmış dişlerle ya da böyle bakımsız dişlerle gördüğümüz zaman hiç hoşnut ve memnun olmayız. İnşallah biraz bu konulardan bahsedeceğim size. Bedensel ve zihinsel engelli birçok çocuk, erişkin hasta veya hasta yakını ömürleri boyunca çok çeşitli savaşlarla, sorunlarla savaşmak zorunda kalmıştır. Değil mi? Engellilik durumu çok hafif derecede olabileceği gibi orta derecede ya da tek başına yaşayabilmeyi imkansız hale getirecek kadar ağır da olabilmektedir. Engelli hastaların çocukluktan başlayarak ağız ve diş sağlığı konusunda eğitilmesi, özellikle annelerin veya çocuğa bakan kişinin bu konuda bilgili olması çok önemlidir. Çünkü düzenli diş hekimi muayeneleri ile birçok hafif engelli hastalarda ağız ve diş sağlığı problemlerinin önlenmemesi mümkün olabiliyor. Fakat çoğu kez engelli bireyler bu ve hasta yakınları diğer sorunlarla uğraşırken ağız ve diş sağlığını hep arka plana atmakta kalıyorlar ve ihmal ediyorlar ağız ve diş sağlığını. Hastalar dişlerini fırçalayamamakta ya da kendileri fırçalama imkanı bulamamakta ve çoğu kez de püre şeklinde dişleri yapışan ve oralarda kalan diş çürükleri daha sıkıntılı diş problemlerine sebep olmakta değil mi? Bunun sonucu olarak da dişlerde erken yaşlarda çürükler ve diş eti problemleri ortaya çıkmaktadır. Bu problemler de ne yazık ki ilerleyerek ağrılara, apselere ve ağrılar, apseler ortaya çıktığında fark edilmekte ve çare aranmaktadır. Bu da çoğu kez önemli bir başka sorunla beraberinde getirmekte. Çünkü engelli hastalarda, yani özellikle zihinsel engelli kişiler ya da ağır engelli kişiler ve ileri derecede spastik kişiler ya da bazı sendromlu hastalarda bu çok büyük sorunlara sebep oluyor değil mi? Diş hekimi arasında normal klinik şartlarda sağlıklı bir iletişim kurmak çoğunlukla bu hastalarda mümkün olmuyor. Bu gibi durumlarda çözüm olarak karşımıza genel olarak hani doktorlar nasıl bir şey uyguluyor? Ya anestezi adı altında genel anestezi uyguluyorlar. Çünkü yani bu tarz hastaları zapt etmesi ya da tutması zor olduğu için bu sefer ağır ilaçlar veriliyor. Ve ağır ilaçlar sonucunda bu kişiler biraz daha rahatsız oluyor. Ya da ameliyathane şartlarında yapılıyor bu işlemler. Ve uzman diş hekimleri tarafından gerekli tüm diş tedavileri hani gerçekleştiriliyor. Ve işlemler bittikten sonra hasta ondan sonra hani bu diş muayenesi işlemleri bittikten sonra hasta normal hayatına tekrardan devam edebiliyor. Böylelikle hastalar hem ağız ve diş sağlığına kavuşmakta hem de ağır ve benzeri nedenlerle iyi beslenmemeye bağlı olarak çıkan gelişim sorunları ve hastalıklar önlenmekte ve hastanın daha huzur ve uyumlu olması sağlanmakta. Yani daha dişlerimiz çürümeden, daha kötü hale gelmeden, apselenmeden, imtihaplanmadan ya da daha büyük ciddi problemlere yol açmadan dişlerimizin çaresine bakmamız gerekiyor. Bunun için de engelli arkadaşlarımız düzenli olarak dişlerini fırçalamalılar. İşte kendi fırçalama imkanları yoksa yanlarındaki işte bakıcılar onlara bu konuda yardımcı olmaları gerekiyor. Çünkü bizim dişlerimiz gerçekten çok çok önemli. Çünkü beslenmemiz noktasında da diş sağlığına çok fazla önem vermeliyiz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. İnşallah daha iyi yayınlarda buluşmak dileğiyle.